girdik mi? Abi. Sonsuz bir savaş yarattı. Hain Sasani çıkamadı. Deli ruh hali bazen biz çok abarttık. Siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, kıymetli meclis üyelerim, sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarımızın kıymetli başkanları, yöneticileri, değerli muhtarlarım, hanımefendiler, beyefendiler, ama her şeyden önemlisi bu topraklara, bu doğup büyüdüğümüz topraklara gönülden bağlı, eli nasırlı çiftçi kardeşlerim. Hepinizi hasretle, muhabbetle, en iyi dileklerimle selamlıyorum. Geleneksel Selim Paşa, Topadan Kavunu ve Bamya Festivalimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben bu salgın döneminde, bu pandemi döneminde Silivri Belediyesi olarak, Silivri halkı olarak gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı, çabadan dolayı
Bu salgındaki en az vakaların yaşandığı ilçelerden biri olması, Silivri olması nedeniyle her birinize teşekkür etmek istiyorum. Lakin bundan sonraki süreçte de daha dikkatli, daha tedbirli, sosyal mesafeleri gözetip Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uyarak 14 altın kurala uyarak hayatımıza, sosyal hayatımıza, ekonomik hayatımıza devam edeceğiz. Bugün de Selimpaşa'dayız. Silivri Belediyesi'nin festivallerini yarışmaya döndürülerek bu koronavirüsteki mesafeleri de göz önünde bulunarak daha minimize edilerek ama buradaki ürünlerin değerlerinin daha öne çıkarılarak yapmış olduğumuz ilk etkinlik Selimpaşa'da. Ben 1974 yılında ilk Selimpaşa'da kurucu belediye başkanımız bu Topatan Kavun Festivali'ni başlatan İzzet Gürçay'ı rahmetle, şükranla, minnetle yad ederken tüm Silivri'de ve Selimpaşa'mızda belediye başkanlığı yapmış, meclis üyeliği, muhtarlık yapmış. Yani bu topraklara hizmet etmiş herkesi, ebediyete irtihal edenleri rahmetle, hayatta olanları da şükranla bir kez daha anmak istiyorum. Biz Silivri'de yaşayanlar esasında Silivri'nin potansiyellerinden haberdar olarak bu şehrin kıymetli topraklarından haberdar olarak bu şehirde yaşamalıyız. Sıradan topraklarda değiliz. Biz Silivri'yi marka kent Silivri yaparak yola çıkarken, yapacağımızı iddia ederek yola çıkarken bu potansiyellerin hepsinden haberdar olarak yola çıktık. Ve şunu söyledik. Bu potansiyeller doğru kullanılırsa herkesin en az bir kere görmek istediği ve hayatının bir bölümünde veya emekliliğinde yaşamak istediği yerlerden biri haline gelebilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. 42 kilometre sahil. Bugün içerisinde bulunduğumuz belki de en önemli tarihsel zenginlikleri içerisinde barındıran Selimpaşa ve birçok daha beldemiz. Tarihi kültür. Verimli topraklar. 500 kilometre kare ekilebilir, dikilebilir arazi. Bu şu demek. 16 milyon İstanbul'un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek kapasiteye sahibiz demek. Ama eksik olan şey üretim. Eksik olan şey çalışkan, topraktan ayrılmadan sebat eden ama üretimden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insan topluluğu. Biz şunu söyledik. Biz her zaman ama her zaman marka kentin lokomotifi olacak tarım ve hayvancılığın yanında olacağız dedik. Tarım, sanayi ve turizmle beraber bir marka kent hayal ettik. İşte bugün de o marka kentin marka değerleri olan Selimpaşa, Topatan Kavunu'nun Selimpaşa Bamyası'yla beraber burada İstanbul'un huzurundayız. Bakın ben şunu iddia ediyorum. İstanbul'a en büyük değerleri katabilecek topraklar buralar. Çatalca, Silivri, Şile. Çünkü İstanbul'da her geçen gün zenginleşen bir topluluk. Bina, imar ama o zenginleşmeyle beraber artan bir mutluluk yok İstanbul'da. Maalesef İstanbul'da yaşayan insanlar mutsuzlaşıyor. Ve bir kaçış rotası arıyor. İşte biz tam da o kaçış rotasının merkezindeyiz. Biz Silivri'yi kaçış rotası. Hafta sonu insanların egzozdan, şehrin gürültüsünden kaçıp nefes alabilecekleri bir şehir haline getirmeliyiz. Turizmiyle, doğasıyla, tarihiyle. Ama en önemlisi de üreterek. Bakın paranızın değeri üreterek değer bulur. Siz üretmezseniz paranız her gün değer kaybeder. Eğer üretim artarsa hem bolluk bereket hem ucuzluk yani enflasyonun düşüşü hem de paranızın değer kazanması beraberinde gelir. Yani üretimden bir gün bile vazgeçmeden üretmeye devam edeceğiz. Biz Silivri Belediyesi olarak Selimpaşa'mızda çok önemli hizmetleri başlatmış ve devam edecek
bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, biz Silivri Belediyesi olarak hep üretenin, özellikle de tarımsal üretimin yanında olacağız. Çiftçimizi destekleyeceğiz. Çiftçimizin önünde öncü önder vazifesi göreceğiz. Onlara tohum, onlara fide, onlara teknolojik birikiminden yararlanacak altyapıları da oturtup göreceksiniz. Silivri o bizim çocukluğumuzda bütün İstanbul'un halini besleyen. Bugün aramızda benden büyük ağabeylerim var, Selimpaşa'da yaşayan. Ben de Kamiloba'da doğmuş büyümüş bir kardeşinizim. İstanbul'daki Rami'deki hale Kamiloba'dan, Celaliye'den, Selimpaşa'dan her gün kamyonlar dolusu sebze, meyve giderdi. Kavun giderdi, karpuz giderdi, bamya giderdi, yeşillik giderdi. Ve üretim vardı, bolluk vardı, bereket vardı. Ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Tarımdan vazgeçmeyin, tarımsal topraklardan vazgeçmeyin, üretimden vazgeçmeyin. Ben Silivri'ye imarlı arazilerden daha değerli tarım toprakları vaat ediyorum. Her gün, her yıl size iki ürün verecek ve sizin zenginleşmenize katkı sunacak topraklara sahibiz. Bunları satıp bunların kat karşılığı daire karşılığında müteahhite verip bu toprakları heba etmeyeceğiz. Tarım Ovası önemli bir proje. Bakanlığımızın Silivri'deki Tarım Ovası, yani tarımsal sit alanı. Bakın göreceksiniz, önümüzdeki yıllarda bu topraklar, bu tarım toprakları imarlı arazilerden daha değerli araziler haline gelecek. Biz üretmekten, üretene destek olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Siz de değerli çiftçiler, üretmekten asla ve kata vazgeçmeyin. Göreceksiniz, hep sizin yanınızda, hep sizin yörenizde, hep sizinle beraber dertlenen bir belediye başkanı olacağım. Bakın 300 dönüm Silivri Belediyesi'nin hiç ekilmeyen arazilerini ektik bu yıl. Nasıl ektik? İmece usulüyle. Ziraat odamız, yağlı tohumlar, Tarım Kredi Kooperatifi, büyük çiftçi paydaşlarımız bu projeye ortak oldu. Hani demiştik ya, Silivri'nin problemleri etrafında el ele tutuşmaya başlayacağız. Dertleneceğiz ve o dertleri çözerken göreceksiniz, değişik siyasi görüşe sahip insanlar, bir bakmışsınız, hiç yan yana gelmesi imkansız dediğiniz insanlar el ele tutuşmuş Silivri için, Silivri'lik ruhuyla o problemleri çözerken el ele tutuşacaklar dedik. İşte bu projede tam da o oldu. Bu projenin sonunda ne oldu biliyor musunuz? Biz 120 ton yerli milli sertifikalı arpa tohumunu dar gelirli çiftçi ve hayvancımıza hibe ettik. Bir kuruş para almadan onlara hibe ettik. 5000 üzerindeki samanı hayvancımıza, dar gelirli hayvancımıza dağıttık. Bu artarak devam edecek. Bakın bir yıl sonra bu projenin Silivri'deki dar gelirli hayvancıya ve çiftçiye katkı olarak 10 milyon lira, yani eski parayla 10 trilyonun üzerinde bir katkı yapacak. Biz tarım ve üretim merkezimizde araştırmaya, geliştirmeye, Silivri için üretmeye devam edeceğiz. Bugün Selimpaşa'da bu güzel atmosferde bizlerle beraber olduğunuz için, özellikle de bu topatan kavunların mis gibi kokan bu kavunları topraklardan buraya getiren, bamyaları buraya getiren tarımsal üreticilerime tüm Silivri'nin huzurunda, tüm Silivri halkı adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl bir şey daha kattık. Bamya turşusu, biraz önce hanımefendilerle konuştum. Sirkeyle mi yapıyorsunuz? Limonla mı yapıyorsunuz? Sirkeyle yapıyoruz dediler. Bunları da Silivri'mizin Gıda Bankası'nda her ay 4000 ihtiyaç sahibi aileye dağıttığımız erzakların içerisine koyacağız. Bu turşuları da onlara dağıtacağız. Ben tekrar hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle kucaklıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. O zaman biraz nostalji yapalım.
Good. Buradan geldim yollar büküm büküm, gördüğünüz gibi elimde mikrofondur yüküm, konuşmama başlamadan önce cümleten selam aleyküm. Türk milletinin inancı saygısı vardır daima vatanımızı kurtaran ataya, cümlemiz bugün muhtelif yerlerden geldik. Seni Paşa Mahallesi'nde tertip edilen Topatan Kavunu ve Bamya Festivali'ni yapmaya her zaman dua ederim, şu gülen yüzünüz hep böyle gülsüz olmasın. Bu akşam yapmış olduğumuz burada etkinlikle cümlemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli konuklar, siyasetçiyi meydanda dinlersin. Camiye gittiğin zaman hocayı dinlersin. Köye gittiğin zaman köyün mülkiye amirleri muhtarıdır, muhtarları dinlersin. Cazgırı da her meydanlarında, festivallerde, açık hava toplantılarında dinlersin. Ama cazgırı dinlemek herkese nasip olmaz. Bir cazgır, bir sanatçı kolay kolay yetişmiyor. Cumhurbaşkanı olursun, başbakan olursun, milletvekili olursun, belediye başkanı olursun, köyde muhtar olursun. Ama bir sanatçı olmak, bir cazgır olmak kolay bir şey değil. İnsanları ağlatmak kolay, güldürmek zor. Bu iki dudağın arasından çıkan söz, tabancadan çıkan mermi gibidir. Biz cazgır olarak bunlara dikkat ediyoruz. Biz siyasetin cazgırı değiliz. Bu güzel insanların cazgırıyız. Allah yolunda kurban olmak ister Ercan. Beni de tanımak isterseniz Edirne Tarihi Kırkpınar'ın baş cazgırı, Silivri Belediyesi'nin cazgırı, Sayın Volkan Yılmaz'ın cazgırı, Silivrili cazgır Recep Koçak. Dünya yüzünde en çok çalışkan karıncaları, sizleri de unutmadım mahalle ve köy muhtarları. Değerli konuklar, her zaman dua ederim şu gülen yüzünüz hep öyle gülsün solmasın. Bu akşam burada yapmış olduğumuz festival Türkiye ve Cumhuriyeti için hayırlı ve uğurlu olsun. Benden selam olsun beni de büyüten dadıma. Ben de burada bu akşam konuşuyorum. Silivri Belediye Başkanlığı encümeni idare etti yönetim kurulu adına. Türk milleti birbirinin kalbini kırmaz. Sağ olsun Silivri'mizin Ela Hoca sığmayan çiçeği burnunda Sayın Belediye Başkanı Volkan Yılmaz. Alkış istiyorum. Değerli konuklar, cazgırlık dolayısıyla çok memleketler gezdim. Çok şükür yoktur, hiç kederim. Beni de bu akşam burada dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı candan teşekkür ederim. Her söylediğim söze tek bir kelime eklerim. Sağ olursak sizleri de böyle etkinliklerde, domates festivalinde, karpuz festivalinde, böyle bamya festivalinde, Topatan Kavuperi festivalinde özellikle Sayın Belediye Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, Tertip Kongresi adına özellikle beklerim. Başın düşerse dara, gel hemen Silivri'de cazgır Recep ara. Ben de cazgır olarak çekiliyorum, bana bu akşam burada bu mikrofonu veren Sayın Belediye Başkanımıza ve ismini unuttum, kusura bakma. Koray kardeşime huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şu fani dünyada hep gülelim böyle, ağlamayalım diyorum. Yüzünüzden gülücükler, cebinizden o paracıklar eksik olmasın diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
Bir diğer büyüğümüz, Selim Paşa'nın yakından tanıdığı bir gazetecimiz, bir duayenimiz Halil Erhem Yerli beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Onun da festivalimiz adına yazdığı bir şiiri var. Onu seslendirmek istiyor. Sayın Belediye Başkanım, değerli meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünyayı kasıp kavuran bu pandemi nedeniyle üreticilerimiz bundan bıkmadan ürettikleri ve topluma, tüketicilere yararlı olmaya çalıştıkları için kendilerini kutluyorum. Değerli dostlar, şimdi kavun ve damla ile ilgili yazmış olduğum şiiri sizlere sunmaya çalışacağım. Selam olsun Selim Paşa, her bir ferde arkadaşa, hep öncüdür gelir başa, başı çeker Selim Paşa. Bamyası var elden ele, kavunu tat verir dile. Sen gönüllerde bir kent, büyü kent ve yalı kent, çok güzeldir o spor kent, dostluk eker Selim Paşa. Annesi var elden ele, kavunu tat verir dile. Bir umman gibidir derya, yakamoz hoş değil mi ya? Mimaş Camcıoğlu Ayazma, sevgi diker Selim Paşa. Bamyası var elden ele, kavunu tat verir dile. Yoğurthane, İstif kenti, Durmanı her bir semti, Erem sorarlarsa de ki, Eroğlu yer Selim Paşa, huzurlu yer Selim Paşa. Selam olsun Selim Paşa. Kavun kategorisinin dereceye giren yarışmacıların isimleri ulaştı. Öncelikle üçüncü olan yarışmacımızı ilan edeceğiz. Sonrasında bu yılın ikincisi ve bu yılın birincisini ilan ederek devam edeceğiz. Kavun kategorisinde bu yıl üçüncü olan yarışmacımız bir numara Zehra Tekin. Zehra Hanım'ı hızlı bir şekilde sahnenin olduğu alana davet ediyorum. Kendisi aramızdan ayrıldıysa da aile üyelerinden birisini davet edebiliriz. Evet. Zehra Hanım'ın damadı aramızda. Şöyle sizleri davet edelim. Öncelikle bir alkış istiyoruz kendilerine. Ve üçüncü olan yarışmacımızın hediyesini takdim etmek üzere Silivri Bileşik Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Sayın Nuray Koçer ve Silivri Şoförler Odası Başkanı Sayın Recep Akıncı'yı davet ediyorum. Üçüncü olan yarışmacımıza Silivri Belediyesi'nin bir çeyrek altın hediyesi var. Orhan abi yanında. Sen de. Küçük. Teşekkür ediyoruz. Evet, sıra geldi bu yılın kavun kategorisindeki ikinci yarışmacımıza. İki numara Asım Erkan. Asım Erkan'ı da hızlı bir şekilde sahneye davet ediyorum. Evet, Asım amca geliyor. Bir alkış da Asım amca için istiyorum sizlerden.
ikinci olan yarışmacımızın Asım amcamız öncelikle birkaç kelime bir şeyler söylemek istiyor. Ben kendisine mikrofonu vereceğim. Sayın değerli Selim Başallah, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, çiftçilere göndermiş olduğu arpa, yapmış olduğu şeylerden, bağışlardan dolayı saman bu sene de Selimpaşa'da belediyeye ait yerlere ekeceğini bize bildirdi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. İki tane traktör sahibiyim. İstediği zaman bu arazileri sürmeye, ekmeye, biçmeye onun ömrüne amedeyim. Kendisine ayrı ayrı teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi dilerim. Biz de Asım amcaya bir kuvvetli alkış daha alabilir miyiz? Asım Bey'in hediyesini takip etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın Zafer Yalçın Beyefendi ilan ediyorum. Bu yılın ikincisine de Silivri Belediyesi olarak bir yarım altın hediyemiz var. Yine beraberinde Silivri Ziraat Odası Başkanı Sayın Sabri Özer'e davet ediyorum. Kendisine bir hediye çeki takdim edecek. Sayın Başkanım, geçen gün Mustafa Eren Bey geldi, Selimpaşa'da bazı yerleri sürdü, kendisini gördüm. Ona yetki verirsem traktörleri de veririm, istediği şekilde de kullanmaya hazırım. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ve bu yılın kavun kategorisinin şampiyonuna sıra geldi. 8 numara Serdar Demirel. Serdar Bey'i de hızlı bir şekilde davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini de. Bu yılın birincisinin ödülünü vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı davet ediyorum. Birinci olan yarışmacımıza Seyri Belediyesi olarak bir tam altın hediyemiz var. Ben Selimpaşa Muhtarımız Hasip Bey'i de alayım yanıma. Demokrat Partisi İlçe Başkanı Halide Hanım, siz de gelirseniz. Bir de tarım paydaşlarını, Ziraat Odası Başkanı var, Tarım Kredi var, Yağlı Tohumlar var. Silivri'nin tarım paydaşlarını da yanımıza alırsak, böyle hep beraber, çiftçilerimizden gelmek isteyen varsa da böyle bir büyük çiftçi ailesi fotoğrafı verelim buradan. Meclis üyemiz Ersin Bey'i de alalım. Var mı göremediğim? Yok. Tarım. Evet, bu yılki Topotan kavunu birincisi. Değerli kardeşime ödülünü vereceğiz. İki tane de senin kavunlardan alabilir miyim bir de? Tamam. Şöyle verelim size. Küçük Hanım, sana verelim mi? Kızınız mı Küçük Hanım? Ha? Öyle mi? Hadi Küçük Hanım'a verelim bunu. Tebrik ediyorum. Siz üretmeye, biz geliştirmeye ve size destek olmaya devam edeceğiz. Hiç meraklanmayın. Ziraat Odası Başkanımızın da bir hediye çeki olacak bu yılın birincisine. Teşekkür ediyorum. Nermin Bekar hanımefendi, kendisini alkışlarla davet ediyorum, 7 numaralı yarışmacımızı. Ve bu yılın üçüncüsünün hediyelerini vermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri Sayın Süheyl Kırkıcı ve Sayın Ersin Taşkın Beyefendi'yi davet ediyorum.
Üçüncü olan yarışmacımıza Silivri Belediyesi olarak bir çeyrek altın hediyemiz olacak. Yine Ziraat Odası Başkanımız Sayın Sabri Özer Beyefendi'yi de davet ediyorum. Kendisinde bir hediye çeki olacak üçüncü olan yarışmacımıza. Orhan abi yardım geri gelsene abi. Başkanım size gelmiyor değil mi? Bu bamya. Tamam bamya'ya geçelim. Tebrik ediyoruz. Sıra geldi bu yılın ikincisine. Bamya kategorisinin ikincisi. Bir numara Melek Demirci. Melek Demirci hanımefendiyi de hızlı bir şekilde davet ediyoruz. Bamya kategorisinin ikincisi olan yarışmacımızın ödülünü takdim etmek üzere Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerimiz Sayın Celalettin Yazıcı ve Sayın Ömer Tekin Beyefendi'yi davet ediyorum. Beraberinde Sayın Şükriye Akkaya Karakuş Hanımefendi'yi de davet ediyorum. İkinci olan yarışmacımızın hediyesi Silivri Belediyesi olarak bir yarım altın olacak. Yine Ziraat Odası Başkanımızın da bir hediye çeki olacak ikincimize. Ziraat Odamıza da bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. Onlar da bizi her yıl üreticilerimize desteklerini sunarak yalnız bırakmıyorlar. Ve sıra geldi bu yılın Bamya şampiyonuna. Bu yılın Bamya kategorisi birincisi 17 numara Seher Özcan. Seher Hanım'a da kuvvetli bir alkış istiyorum. Ve kendisinin hediyesini takdim etmek üzere İstanbul Rum Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Taner Dodurka Beyefendi'yi davet ediyorum. Birinci olan yarışmacımıza Seyir Belediyesi olarak bir tam altın hediye ediyoruz. Ve yine Silivri Ziraat Odası Başkanımız Sayın Sabri Özer Beyefendi'yi de bir kez daha davet ediyorum. Kendisinde bir hediye çeki olacak birinci olan yarışmacımıza. Kıymetli hemşehrilerim, esasında burada önemli bir tablo var. Bamya kategorisinde 3 tane hanımefendi dereceye giriyor. Bir tanesi de bizim Silivri merkezimizde, köy pazarımızda tezgahı olan bir hanımefendi. Her zaman şunu söylüyoruz, hanımefendiler bizlerin başımızın tacı. Ve ben şunu söylemiştim, ne yaparsam yapayım, hep sizinle, hep hanımefendilerle yol yürümek istiyorum ve sizlerle yol yürümekten de büyük onur ve gurur duyuyorum demiştim. İşte bugün de bunu söylerken de bütün hayatın yükünün sizlerin omuzlarında olduğundan hareketle bunu söylemiştim. Kundaktaki bebekten evdeki anneanne, babaanne veya engelli kardeşimizin bakımına, genç işsiz çocuğumuzun kaygısına, hep ama hep sizin omuzlarınızdaki bu yüke beni ortak edin, beni Silivri Belediye Başkanı yaptığınızda ben o yükü hafifletmeye, sizin omuzlarınızdan o yükü almaya geliyorum demiştim hanımefendiler. Ve size elimi uzatıyorum, benim elimi havada bırakmayın dedim değil mi? Çok mutlu olduk biz. Her sene veriyorsunuz siz bize, bamya yiyelim, çok mutluyuz. Ve o eli
4 yıl boyunca görev süremin bitene kadar sizin hanımefendilerin elini bırakmayacağıma buradan bir kez daha söz vermek istiyorum. Selim Paşa'da belediyemize ait arazilerimizden buradan söylüyorum. Özellikle hanımefendilere söylemek istiyorum. Tarımsal üretim yapmak isteyen kim varsa belediyemizin tarımsal hizmetler müdürlüğüne başvursunlar. Biz de hanımefendilere ücretsiz bir şekilde bu yerleri tahsis edelim. Yeter ki siz üretin, sizin çocuklarınıza, sizin gençlerinize hane halkına katkınız olsun. Tamam. Ben tekrar buradan 3 tane birbirinden kıymetli hanımefendiyle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek için söz aldım. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum tekrar. Evet, bir hatıra fotoğrafı alıyoruz Vanya kategorisinin dereceye giren yarışmacılarıyla. Şöyle. Ya geri gitseniz ileri gidiyorsunuz ya. Biraz geri çıkın artık ya. Nasıl? Geri çıkın herkes alsın ya. Fotoğraf çekimi devam ederken bugün mesai harcayan çok kıymetli jüri üyelerimizi de ben davet etmek istiyorum. Jüri üyelerimizin hediyeleri Sivir Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde üretilen lavantalarımızdan oluşan bir hediye paketi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızı yerine uğurluyoruz. Dereceye giren tüm yarışmacılarımızı ve dereceye giremeyen ama bugün birlik ve beraberliğimize ortak olan tüm Selimpaşalı üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz.